Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Biz virüsleri sona bıraktım ben. Son videoda anlatmak istedim. Çünkü virüsler hiçbir canlı alemine dahil değildir. Bilim insanlarını ikiye bölen varlıklardır. Bazı özellikleri bakımından canlılık özelliği gösteriyorlar. Bazı özelliklerine baktığımızda canlılık özelliği göstermiyorlar. Canlı cansız arasında bir geçiş formu olarak da değerlendirilebilir. Evrime göre tabii ki, ama virüsleri biz canlı alemleri içerisinde almıyoruz. Cansız alemleri içerisinde de almıyoruz arkadaşlar. İkisi arasında bir geçiştir. Peki nedir virüs? Ne tür özelliklere sahiptir? Bir kere virüsler hücresel yapıya sahip değillerdir. Bir canlının canlı olabilmesi için ne yapması lazım? Hücresel yapıya sahip olması lazım. Yani bir hücre zarı, bir sitoplazması, daha sonra DNA'sı, RNA'sı bulunması gerekiyor arkadaşlar. Sitoplazması bulunması gerekiyor. Ama virüslerde böyle yapılar yok. Hepsi bir arada değil. O yüzden şöyle diyoruz. Hücresel yapıya sahip değillerdir. Hücresel yapıya sahip değiller. Değillerdir. Bir diğer özelliği, virüslerin hücresel yapıya sahip olmadıkları için metabolizmaları yoktur. Metabolizma yoktur. Arkadaşlar, virüsler sadece hücre içerisinde çoğalabiliyorlar. Hücre dışında çoğalamıyorlar. Bu yüzden de zorunlu hücre içi parazitleridir. Yani iç parazitlerdir. Şöyle diyelim, sadece hücre içinde çoğalabilir. Çoğalabilir. Bu yüzden zorunlu iç parazitlerdir. İç parazitlerdir. Parazit ne demek? Parazit bize zarar veren demektir arkadaşlar. Virüsler de bize zarar veriyor. Evet, bir diğer özelliğine gelelim. Arkadaşlar, bunlar ciddi hastalıklara sebep olabilirler. Bu hastalıkları yazacağım, neler olduğunu birkaç tane örnek vereceğim. Virüslerde genetik madde olarak DNA ya da RNA bulunuyor. İkisi bir arada kesinlikle bulunmaz. O zaman şöyle diyelim. Genetik madde olarak DNA ya da RNA bulunur. İkisi bir arada bulunmuyor kesinlikle arkadaşlar. Ya DNA'sı vardır ya da RNA'sı vardır. Virüsler çok çabuk mutasyon geçirirler. Mesela şu an var değil mi? Ülkemizde bir yaygın var, hatta tüm dünyada koronavirüs. Çıkıyor sürekli, işte virüsün mutasyonu çıktı. Virüsün İngiliz mutasyonu, işte Türk mutasyonu. Bir sürü çeşitleri var. Neden? Çünkü virüsler çok çabuk mutasyona uğruyorlar arkadaşlar. Bu yüzden de öldürülmesi oldukça zordur. Ayrıca virüsler antibiyotiklerle de tedavi edilmiyor. Çünkü antibiyotikten etkilenmiyor. O yüzden ilaç olarak da aslında kullanabileceğimiz pek bir şey yok. Sadece bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekiyor. Virüslere karşı sağlam olmamız gerekiyor. O zaman şöyle yazalım. Mutasyona uğrarlar. Mutasyona uğrarlar. Arkadaşlar, virüslerin yapı olarak baktığımızda virüsler protein bir kılıf içeriyor. Protein kılıf. Biz bu protein kılıfa kapsit diyoruz. Protein kılıf bulunur. Ne diyorduk bu kılıfa? Kapsit. Protein kılıf bulunur. Bir diğer özelliği dedik. Antibiyotiklerle tedavi edilmez. Antibiyotiklerden etkilenmez. Antibiyotiklerden etkilenmez. Arkadaşlar, bir diğer özelliği, bir virüs çeşidinden bahsetmek istiyorum. Bu özel bir virüs. Bakteri içerisinde çoğalabilen virüslere biz bakteriyofaj ya da sadece faj diyoruz. O zaman bakalım. Çünkü bunun döngülerini anlatacağım size. Bakteri içinde çoğalan virüslere bakteriyofaj ya da faj denir. Faj denir. Evet. Peki nedir arkadaşlar? Bu bakteriyofaj dediğimiz virüsler kendilerini iki yolla üretiyorlar. Biz bu yolların birine litik, diğerine de lizogenik döngü diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Fajlar iki yolla ürer. İki yolla ürer, çoğalır yani. Birincisi litik döngü. Litik döngü.
Diğeri de lizogenik döngü. Lizogenik döngü. Şimdi bu döngüleri ben kısaca anlatacağım size ne olduğunu. Evet, ben şöyle kısaca çizdim arkadaşlar. Şimdi anlatalım size nasıl olduğunu. Şimdi bizim virüs bakterinin içerisine giriyor. Bakın şöyle bir yol takip ediyor. Bakterinin içerisine enzimleriyle burayı deldikten sonra, bakterinin zarını deldikten sonra bakterinin içerisine genomunu bırakıyor. Daha sonra bu genom gidip bakterinin, bakın burada iki yol ayrılacak. Ya bu yoldan devam edecek ya da bu yoldan devam edecek. Bakterinin genomuna, virüsün genomuna bakterinin DNA'sına birleşiyor ve böylece aslında üreme yoluna gitmiş oluyor. Burada bakteri DNA'sıyla virüsün DNA'sı birbirine birleşti. Daha sonra arkadaşlar bakteri bölünmeye başlıyor. Bakın bakteri bölünme geçiriyor. Bölünme geçirdiği zaman ne oluyor? Buradaki virüsün DNA'sı çoğalmış oluyor ve böylece farklı bir bakteri oluşmuş oluyor. İşte böylece kendini çoğaltmış oluyor arkadaşlar. Daha sonra tekrardan bakın şöyle başa dönüyor. Biz bu döngüye lizogenik döngü diyoruz. Lizogenik döngü. Burada tek bir virüs iş yapıyor. Ama diğer döngüye, yani litik döngüye geldiğimizde burada bir sürü bakteri DNA'sı çoğalmış. Bu bakteri DNA'larının her biri arkadaşlar kullanılarak bir sürü de yine virüs DNA'sı çoğaltılmış. İşte buradan sonra tekrardan devam ediyor. Yine ne oluyor? Bakın virüs DNA'ları çoğalmaya devam ediyor. Bakteri DNA'ları kullanılarak. Daha sonra bu virüsler kendilerine bir protein kılıf üretiyorlar. Bakteriyi kullanarak bir kuyruk üretiyorlar arkadaşlar. Daha sonra bunlar birleşerek virüsleri oluşturuyorlar. Bu virüsler bakteriyi parçalayarak ne yapıyor? Dışarıya yayılıyor. İşte biz buna da ne diyoruz? Litik döngü diyoruz. Litik döngü. Bu şekilde döngülerimiz gerçekleşiyor. Arkadaşlar virüslerle en iyi mücadele aşı yoludur. Kesinlikle aşı olmamız gerekiyor. Peki virüsler girdiği hücrenin neyini kullanır, neyini kullanmaz? Bir kere virüsler çoğalma sırasında şöyle diyelim. Virüsler çoğalma sırasında neyi kullanıyor bakın. Bir, amino asitleri kullanır. Amino asit. Daha sonra arkadaşlar bakterinin nükleotitlerini kullanır. Bakın kesinlikle DNA'sını ya da RNA'sını kullanmaz. Sadece nükleotitlerini. Sonra ATP'sini kullanır. Enzimlerini kullanır. Enzimlerini kullanıyor. Organellerini kullanır. Yani ribozomunu kullanır. Bunları kullanarak kendini çoğaltmış oluyor. Evet, bu şekilde virüslerin çoğalma sırasında kullandığı yapılar. Peki neyi kullanmaz? Kesinlikle bakterinin DNA'sını kullanmaz. Mesajcı RNA'sını kullanmaz arkadaşlar. Çünkü DNA bakterinin bilgisini içerir. Mesajcı RNA da yine bakterinin bilgisini içeriyor. Bu yüzden de kendi RNA'sını ya da kendi DNA'sını kullanarak bunları da alır ve kendisini üretir. Peki bir virüsün yapısına baktığımızda şöyle bir çizelim virüsün yapısını arkadaşlar. Şuraya bakın. Şöyle bir yapıya sahiptir virüs. Bunlar da kuyruklarımız. Dediğim gibi virüslerde hücresel yapı yoktur. Virüslerde protein bir kılıf vardır. Bakın bu kapsittir. Kapsit protein kılıftır. İçerisinde de DNA'sı ya da RNA'sı bulunur. Şu yapı genomdur. Yani DNA ya da RNA'dır. Genom. İkisi bir arada bulunmaz. Ya DNA ya da RNA olacak arkadaşlar. Şu da nedir? Kuyruk kısmıdır. Kuyruk kısmında bir de şöyle enzimleri vardır. Kuyruk enzimleri. Bu enzimlerle girdiği canlının hücrenin hücre zarını parçalıyor. Bu kuyruk enzimi. Kuyruk enzimi. Evet, bu şekilde bizim virüslerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Peki virüsler hangi hastalıklara yol açar? Mesela uçuk. Nedir şu dudaklarımızda, burnumuzun kenarında çıkanlar, uçuklar bunlara sebep oluyor. Daha sonra AIDS arkadaşlar hastalığı. İşte şu ara çıktı koronavirüs hastalığı, değil mi? Bir sürü hastalığa sebep olabilirler. Virüsler için dediğim gibi en iyi yöntem nedir? Korunma yöntemi aşı olmaktır. Bebeklik aşıları, yine büyüdüğümüz zaman çocukluk aşılarını mutlaka vurmamız gerekiyor. Evet, virüslerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar.
Böylece canlıların sınıflandırılmasını bitirmiş oluyoruz. Virüsleri dediğim gibi hiçbir canlı alemine dahil etmiyoruz. O yüzden onu en son anlattım. Bir sonraki videoda soru çözümüyle birlikte olacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.